Merhabalar. Şimdi birçok mail alıyorum, birçok telefon geliyor ve genellikle bolluk bereketle alakalı birçok soru soruluyor. Şimdi bu sorulara elbette verilecek o kadar fazla cevap var ki, ama her şeyden önce bir de bolluk bereket yaratmayla alakalı yaptığımız bazı hatalar var. Şimdi bu videoda hem hatalarımızın ne olduğunu hem de bolluk bereket yaratmayla alakalı püf noktaları nelerdir, onlara küçücük bir göz atalım istiyorum. Şimdi bolluk bereketi anlamak için her şeyden önce rezonans kanununu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aslında çok iyi bilmek de gerekmiyor. Sadece mantığını anlamak gerekiyor aslında. Şimdi rezonans nedir? Evrendeki her şeyin titreşimler aracılığıyla nasıl iletişimde olduğunu anlamamızı sağlar rezonans kanunu. Yani vücudumuzda herhangi bir organın, hücrenin, etrafımızdaki her nesnenin bir titreşimi vardır. Hani nasıl ki bir piyanonun herhangi bir tuşuna bastığınızda onunla uyumlu başka teller de hareket ediyorsa, hani pes ya da tiz aslında hiç fark etmez, bizimle uyumlu olan nesneler de işte bizimle aynı enerjide olan insanları, durumları, olayları hayatımıza girmesini sağlıyor. Çünkü başka seçeneği yok. Peki şimdi bunun bize ne yararı var diye soracağınızı düşünüyorum. Çünkü bana seminerlerinde genellikle bu soruluyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen anlatıyorum. Burada aslında rezonans kanununun tabii ki yasaları devreye giriyor. Bunlardan aslında en önemlisi bize şunu söylüyor. Benzerler birbirlerini çekerler. Yani uyumlu olan her şey karşı koymaksızın bizim hayatımıza girecektir. Şimdi isteklerimizi hangi yolla yayıyoruz? Bunu biliyor musunuz? Bir kere kalp ezelden beri sevginin en kuvvetli sembolü ve biliyorsunuz ki duygularımızın merkezi olarak kabul ediliyor. Şimdi kalbimiz, kalbimizin tarafından oluşturulan elektromanyetik alan vücudumuzdaki organlarla sürekli bir iletişim halindedir. Hatta ve hatta beyinle kalp arasında da bir bağlantı bulunduğu ve bu bağlantıyla kalbin beyne hangi hormonları, hangi endorfini ya da hangi kimyasalları salgılaması gerektiğini bildirdiği kanıtlandı. Beynimiz enerji, yani beynimiz bizden, kalbimizden bağımsız hareket etmiyor aslında. Aktiviteler için gerekli bütün emri kalbimizden alıyor. Ve kalbimizden yayılan enerji alanı tam 2,5 metre genişliğinde. Ve gerçeğin yansımalarını da aslında hayatımıza o kadar net görüyoruz ki bu şekilde ve bu durumla beraber. Örneğin, hani derler ya, Türkçe'de çok severim, kendini derin bir inançla savunmak diye tabirler vardır. Hani bir şeyi kalpten istemek vardır. Hani kalbin sesini dinlemek vardır. Kalbi bu acıya dayanamadı, daha fazla dayanamadığı için öldü gibi bazı tabirler vardır. İşte bunlar kalbimizin yaydığı, daha doğrusu bizim inancımızın aslında düşünce gücünden ne kadar daha güçlü olduğunun en büyük kanıtı. Şimdi kalbimiz inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimler ve dalgalara dönüştüren hani bu tür bir aracı olarak hizmet veriyor. Kalbimizin o kadar büyük bir gücü var. Düşünün, inançlarımız ve duygularımız elektromanyetik titreşimler ve dalgalara dönüştürüyor. Ve tabii ki bu elektromanyetik dalgalar vücudumuzda sınırlı kalmıyor. Bütün çevremize kadar uzanıyor. Hani bizi böyle kuşatan her şeyle gerçekten iletişim halinde. Ve tabii araştırmalar aslında bize kanıtladığı bazı gerçekler var. Ki bu bilimsel kanıtların ispatı araştırılmış olan yazılı metinlere dayanan bilgilerse şunlar. Bir kere, bir, kalbin elektrik akımı, hani EKG dediğimiz olay var ya, ben çok sık çektiriyorum.
elektrik akımı beyinde oluşan elektrik akımının 60 katı daha fazla. Kalbin manyetik alanı ise beyninkinin 5000 katı daha kuvvetli. Demek ki kalbimizle beynimize yaydığımız enerji çok büyük ve inanın bana çok güçlü ve kuvvetli. Peki bunu bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü o kadar basit bir cevabı var ki işte bu sayede dileklerimizi hemen gerçekleşiyor. Neden bazı dileklerimiz gerçekleşirken bazıları gösterdiğimiz bir sürü çabaya rağmen gerçekleşmiyor? İşte bunun nedeni bu saydığım durumlarda saklı. İnanmadığınız hiçbir şeyi düşünce gücünüzle yaratmanız çok zor. Şimdi gelelim gerçek konumuz olan bolluk ve bereket inancımıza. Şimdi burada da bolluk bereket yaratma ile alakalı yaptığımız bazı hatalar var. Tabii bu hataların bazılarını sizlerle paylaşacağım. Hata 1. Yoksunluk ve mücadele bilinci. İnanın en sıkıntılı ve en kötüsü de bu. Yoksunluk ve mücadele bilinci. Kendi yaşam koşullarınızı bir incelemenizi istiyorum. Videoyu izlerken burayı durdurup bir düşünün bakalım. Para kazanmak sizin için zor mu, kolay mı? Aylık harcamalarınızı karşılamak için çok mu çalışıyorsunuz ya da çok mu çabalamanız gerekiyor? Yoksa para size gerçekten çok kolaylıkla mı geliyor? Bu soruları yanıtlarken lütfen biraz düşünmenizi istiyorum. Çünkü vereceğiniz cevaplar sizin para ve bollukla ilgili olan düşüncelerinizi ortaya net bir şekilde koyacak. Cevabınıza bakarak bolluk bilincine mi sahipsiniz yoksa yoksunluk bilinci içinde mi yaşıyorsunuz? İnanın bana bunu hemen görebilirsiniz. Şimdi zengin düşünmeyle alakalı ders 1. Düşünce yapımız bir kere tamamıyla bizim deneyimlerimizi yaratıyor. Çekim yasası aslında sizin düşünce yapınızla beraber o kadar güzel harekete geçiyor ki yani düşündüğünüz şey inancınız ve ne hissettiğinizde çok doğru orantıda ve bununla alakalı. Sistemin aslında nasıl çalıştığına şöyle bir göz atacak olursanız şöyle şeyler söyleyebilirim size daha iyi anlamanız açısından. Duygusal durumunuzda evrende belirli bir frekans yaymış oluyorsunuz. Evren sizin bu içinde bulunduğunuz duygu durumunun yarattığı frekansa göre olayları ve deneyimleri hayatınıza hop çekiyor. Pozitif düşünüp pozitif hissettiğinizde hayatınızda her şeyin çok daha kolay aktığını göreceksiniz. İnanın bana. Buna para da dahil olmak üzere. Ancak tabii ki düşünceleriniz ve hisleriniz daha çok negatife kaymaya başladığında daha çok problemler deneyimlemeye, finansal sorunlar yaşamaya başlayacaksınız. Ne kadar negatifte kalırsanız, sorunlarınızı ne kadar fazla odaklanarak düşünürseniz o kadar içinde boğulacaksınız, çıkamayacaksınız. Ancak ve ancak burada inançlarınız oldukça önem taşıyacak. İnançlarınız sizin için mümkün olanı oluşturur. Eğer çok para kazanmak için çok çalışmanız gerektiğini düşünürseniz kendiniz için tam da bu deneyimi yaratmış olacaksınız. Eğer belli bir miktarda para bana yeter, hani fazlasına gerek yok diye bir mantığa sahipseniz daha fazla paranın size gelmesini engellemiş olacaksınız. İnançlarınız ne olursa olsun, onlar sizin doğrularınız. Bunu unutmayın. İnançlarınız her ne olursa olsun, onlar sizin doğrularınız. Ne düşünürseniz hayatınıza onları var edeceksiniz ve var etmeye başlayacaksınız. Ki var ediyorsunuz zaten. Hepimiz var ediyoruz bunu duygu ve düşüncelerimizde. Ve bilin ki lütfen bilinçaltınızdaki hani bu bilinçaltı düzeyde bütün bu düşündükleriniz doğrularınızı destekleyen deliller ve deneyimleri yaratacaktır sizinle alakalı. Tabii ki bazı şeyleri değişik bir şekilde yapmayı öğrenene kadar.
Gelelim bolluk bereket yaratma ile ilgili yaptığımız ikinci hataya. Sahip olmadığınız şeylere odaklanmak. Yaptığımız ikinci hata bu. Sahip olmadığımız şeylere odaklanmak. Hani parasız kaldığınız için acı çektiğiniz oldu mu? Ya da takıntılı bir şekilde faturalarınızı ödeyemediğiniz için ya da işte istediğiniz herhangi bir şeyi böyle alamadığınız için endişelendiğiniz oldu mu? Yani bunların çoğuna evet diye bir cevap verdiğinizi duyuyor gibiyim aslında. Çünkü zamanında bu soruların cevapları bende de evetti. Ben de birçok soru için evet cevabını veriyordum. Yani endişeleniyor muyum? Evet. Parasız kalmaktan korkuyor muyum? Evet. Faturaları ödeyememe endişesi var mı? Evet. Ama yıllar öncesinde bunların nasıl değişmesi gerektiğini öğrendikten sonra hayatım yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladı. İlk önce düşünce yapımı değiştirmeye çalıştım. Düşünce yapım değişince kelimelerim değişti. Kelimelerimle beraber etrafıma yaydığım frekans değişti. Ve ben daha olumlularda kaldıkça daha güzel sözler söylenmesine, daha güzel paranın akmasına ve tek başıma bir kadın olarak çocuklarımla beraber hayatımı huzurla, mutlulukla, aşkla, sevgiyle idame ettirmeyi öğrendim. Şimdi aynı şeyleri sizler de öğrenebilirsiniz. İnanın bana, bu sizin geçtiğiniz yollardan ben de yıllar öncesinde geçtim. Ve hala da sınavlarımız bitmiyor. Maalesef bitmiyor. Şimdi, her şeyden önce biliyoruz ki yoksunluk, istediğiniz bir şeyin olmaması, başka bir deyişle hani bir şeyin yokluğu durumudur. Aslında bolluk çok az şeye ihtiyaç duyabilmektir demiş biri. Çok da güzel söylemiş. Bir kere yokluk bilincinde kalmak, yoksunluk enerjinin bloke edilmesidir. Bu enerji, bu duygu, bu düşünce enerjiyi bloke eder. Her şeyin enerji olduğunu düşünelim. Ki enerji olduğuna inanıyoruz. Eğer bu durumda yoksunluğu deneyimlerseniz bu enerjinin, bu güzel enerjinin, bolluk enerjisinin de hayatınızdaki akışını engellemiş olursunuz. Finansal durumunuzla ilgili bir endişe içindeyseniz, parasızlıkla ilgili böyle acı çekiyorsanız ya da faturalarınızla ilgili strese giriyorsanız, hayatınıza yoksunlukla ilgili deneyimleri daha çok arttıracağınız anlamına geliyor. Buna hemen dur demek gerekiyor. Gelelim zengin düşünme ile alakalı ikinci dersimize. Neye sahip olduğunuzu ve ne istediğiniz üzerine lütfen odaklanın. İkinci dersimiz bu. Neye sahip olduğunuz ve ne istediğiniz üzerine odaklanmak. Öyle hani çok süper görünmediği halde hayatımızdaki pozitif noktalara odaklanabilmek oldukça zordur. Hani her sabah kalktığımız zaman hayatımızda bir negatiflik vardır. Yaşadığımız kötü olaylar, ettiğimiz kavgalar, işte maddi sıkıntılar değil mi? Bir önceki de yaptığımız hatalardaki gibi sürekli acı, endişe, bunlara odaklanmak. Doğal olarak hayatımızdaki pozitif şeyleri görmekte de çok fazlasıyla zorlanıyoruz. Aslında bir baksak etrafımıza o kadar çok şey bulabiliriz ki. Ancak bunu yapacak bir yol bulmanız gerçekten gerekiyor ve çok önemli. Hali hazırda sahip olduğunuz şeylere odaklanmak ve daha böyle iyimser, umutlu bir şekilde hayatınıza sahip çıkabilmek, bunların olduğunu düşünmek, onları hayatınıza çekmeye başlayacaksınız anlamına geliyor. Bir kere her sabah kalktığınız zaman yatacak bir yatağınız olduğu için şükretmeniz gerekiyor. Sokakta bu kadar evsiz insan varken, bu videoyu izlemek için akli melikelere, melekelere ve gerçekten bunu izleyebilecek internet ulaşımına sahip olduğunuz için bile şükretmeniz gerekiyor. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, elleriniz sapasağlam. Sağlığınız yerinde çok şükür. Daha beter hastalar var. Yanınızda çocuklarınız var, eşiniz var, anneniz babanız var, sevdiğiniz çok değerli dostlarınız var. Televizyon izleyebilecek
bir oturma grubunuz var. Lütfen bunlara şükredin. Hayatınıza çok küçük noktalar ama hayatımızda çok büyük olan şeylere vesile olmak için bu küçük şeylere inanın bana odaklanmak gerekiyor. Bir kere bir şükran defteri oluşturabilirsiniz. Hani neye sahip olduğunuzu ve sahip olduğunuz şeyleri şükürlerinizi, minnetlerinizi yazmak için bir şükran defterine sahip olabilirsiniz. Buna çok özür dilerim. Her gün sahip olduğunuz için minnet duyduğunuz bir iki şey yazmaya başlayabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi, yani sabah kalktığınızda kalkacak bir yatağınız var. Yerde yatmadığınız için bile şükredebilirsiniz. Bu konular parayla ilgili olmasa da o pozitif enerjinin akışı, hayatınıza şükran duyduğunuz birçok şeyin de hayatınıza daha fazla var olmasını sağlayacaktır. İnanın bana, bu para da inanın dahil bu durumun içine. Ayrıca daha fazla paranız olduğunu ve faturalarınızı çok kolaylıkla ödeyebildiğinizi gözünüze bir canlandırma yapabilirsiniz. Güzel bir New Age müzik açın. Kapatın gözlerinizi ve mış gibi bir hayat yaşayın. Sanki farz edin arzu ettiğiniz kadar paranız var. O zaman nasıl dururdunuz? Nasıl bakardı gözleriniz? Ne giyerdiniz? Nasıl konuşurdunuz? Etrafınızdaki insanlar sizin için neler söylerdi? Nasıl bir yaşam tarzınız olurdu? Kapatın gözlerinizi ve sanki bütün bunları mış gibi, sanki olmuş gibi gözünüzde canlandırın. Böyle konulara ne kadar odaklanırsanız, inanın bana fiziki realitenizde de o kadar fazla çekmeye başlayacaksınız. Şimdi gelelim bolluk bereketi yaratmakla alakalı yaptığımız üçüncü hataya. Negatif duygularla yokluğu çekmek, yokluk ve mücadele üzerine odaklanmak. Yokluk ve mücadele üzerine odaklanmak zaten yeterince yıkıcı. Ama bir de o daha çok güçlü negatif duygularla daha da kötüleştirmek, inanın bana bu çok daha mümkün. Duygularınızı hayatınızdaki yaratımlara güç veren yakıtlar olarak düşünün. Konu paraya geldiğinde kendinizi bazı durumlara böyle kilitlenmiş gibi bulabilirsiniz. Hani bu korku, endişe, çaresizlik, karamsarlık, şüphe, işte düş kırıklığı, kıskançlık, tasa, gücenme, bir sürü duygu durumları. Bu tip duyguları her deneyimlediğinizde daha çok yokluğu yaratıyorsunuz. Yokluğu bolluğa çevirmek için bu tip duygulara yatırım yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gelelim zengin düşünmeniz için üçüncü adıma. Negatif duyguların daha çok yokluk yaratmasını önlemek için yapabileceğiniz iki şey var. 1. Öncelikle daha önce size bahsetmiş olduğum duygular var ya, hani bu öfke, nefret, korku, hırs, kin, düş kırıklığı gibi olan duygular, işte bunlara kapılmayı önlemek hayati öneme sahip. Kendinizi bir kere para konusunda endişeli, stresli hissetmeye başladığınız anda hemen odağınızı başka bir konuya kaydırın. Kendinizi hani böyle kendi kendinize konuşabilirsiniz. İnanın bana işe yarayacaktır. Ben de yaradı. Ben de bu yollardan geçtim. Çünkü yaptıklarımı sizinle paylaşıyorum. Örneğin başka bir şeyler söyleyin. Mesela ne olabilir? Benim en sık kullandığım bir cümle aslında bu. Kontrol edemediğim bir konu hakkında endişelenmenin mantıksız. O nedenle ben kendimi iyi hissetmemi sağlayacak başka bir konuya odaklanacağım. Bu kadar basit. Kontrol edemediğim bir konu hakkında endişelenmek mantıksız. Gerçekten çok mantıksız. O nedenle kendimi iyi hissetmemi sağlayacak başka bir konuya odaklanmam benim için en doğru karar. Daha sonra alakasız başka konularla ilgilenin ya da finansal durumunuzla ilgili daha iyi hissettirecek başka yollar bulmaya çalışın. Neden sorularının içinde boğulmayın. Nasıl sorusunu sorun. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Düşün. Kendini düşün. Bir çözüm, bir çözüm, muhakkak bir çözüm var. Düşün. Kendinizi
olumlu bir şekilde telkin etmelisiniz. İkincisi, ikinci olarak aslında finansal durumunuza yönelik daha olumlu duyguları içine girmeye başlayabilirsiniz. Biraz burada hayal kurmanız gerekecek. Daha fazla bolluğu hayatınıza çekmek için biraz pozitif duygularda olmanız gerekecek. Buna yapmanın birçok yolu var. En iyi çalışan yollarından biri de kendinize olumlu cümleler kurmak. Her zaman ihtiyacım olan her şey için gerekli olandan çok daha fazla paraya sahibim diyebilirsiniz. Ya da burada kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Olumlu bir cümle kurun. Her zaman ihtiyacım olandan çok daha fazla paraya sahibim. Ya da ne kadar az şeye ihtiyacınız varsa o kadar zenginsiniz mantığını burada devreye katarak da düşünebilirsiniz. Kendi bulduğunuz olumlu ve pozitif cümleleri lütfen sürekli tekrarlayın. Kendinizi daha güvenli, böyle daha finansal anlamda ihtiyaçlarınızın karşılayacağı konusunda mutlu hissedene kadar. Bu aynı zamanda da yetersiz bir paranız hani olmadığı konusunda endişeye kapıldığınız anda asla yapabileceğiniz çok güzel bir şey. Paranız az olabilir, endişeye kapılmaya gerek yok. Paranıza göre hareket edersiniz. Çok yukarıya düşünmek bulunduğunuz yerde sizi huzursuz edecektir. Aşağıya düşünmek şükretmenizi sağlayabilir. Ama biz nedense genellikle hastaneleri, yetimhaneleri, kimsesizler yurdunu, yaşlılar huzur evini, mezarlıkları, hapishaneleri pek ziyaret etmeyi sevmiyoruz. Orası bize kendimizi suçlu hissettiriyor, değil mi? Neden? Çaresizlik ve acizliğimizi belki de gösteriyor. Ama daha iyi sanatçılara, zenginlere, jet sosyete diye tabir ettiğimiz durumlara odaklanmak, onların hayatlarını izlemek, onların sanki böyle ay ne güzel, bizde hiç böyle şeyler yok gidememiz sağlıyor. Aslında bu bize kıtlık bilinci oluşturuyor. Onlar insansa ben neyim dememizi sağlıyor. Aslında onların hayatlarına bakarak, o zenginliklere bakarak gözünüzü kapatıp siz de onlarla orada olduğunuzu hayal edin. Kendinizi biraz daha iyi hissedeceksinizdir. Eğer aşağıdakilere bakamıyorsanız yukarıdakilere baktığınızda kendinizi onların yerine koyarak gözünüze canlandırma yapın. Şimdi diyeceksiniz ki bana hayaller Paris, gerçekler. Yapabileceğiniz şeyler olumlu düşüncede ve pozitifte kalmaksa kendiniz için çözümler üretmek zorundasınız. Burada dedim ya, hemen odağınızı değiştireceksiniz. Kendi bulduğunuz cümleleri kullanabilirsiniz. Kesinlikle bir olumlama cümlesi olsun. Duygularınızı her gün negatiften pozitife doğru kaydırmaya başladığınız zaman finansal durumunuzun da iyileştiğini kendiniz gözlemlemeye başlayacaksınız ve şaşıracaksınız. Ben şaşırmıştım. Birdenbire teklifler geldi, hediyeler gelmeye başladı. Hiç ummadığım yerlerden böyle küçük küçük hediyeler geldi. Aman Tanrım, bu hediyeler var ya, hayatınızdaki bolluk ve bereketle ilgili kapılarınızın artık açılmaya başladığının en büyük göstergesidir. Beklemediğiniz bir yerden bir çek alabilirsiniz, bonus alabilirsiniz, terfi alabilirsiniz, bir iş teklifi alabilirsiniz ya da dediğim gibi küçük küçük hediyeler almaya başlarsınız. Bunlar aslında bu yöntemlerin çalıştığına dair çok önemli yeryüzü işaretleridir. Negatif düşüncelerinizi pozitiflerle değiştirmeye sürekli olarak devam edin. Hani bunu 2 gün, 3 gün, 5 gün yapıp yok olmuyor diye düşünmeyin. Evrende süreklilik yasası vardır ve bu bize der ki bir şey yapıyorsan sürekli yapacaksın ve o zaman ancak netice alabilirsin. Hayatınızda iyi enerjilerin akışını sağlamış olacaksınız böylelikle. Bu da büyük değişiklikleri inanın bana beraberinde getirecek. Bolluk bereket yaratma ile alakalı hem yaptığımız hatalar hem de öğrenmemiz gereken dersler konusunda şimdilik videoyu burada kesiyorum. Bundan sonraki videomda da geri kalan maddeleri sizlerle paylaşacağım. Beni takip etmeyi unutmayın.